Velipaşa Konağı restore ediliyor. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Velipaşa Hanı'nın restorasyonu için OKA ile yapılan anlaşma hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, bazı idare müdürleri ile OKA yetkililerinin de katıldığı törende konuşan Başkan Külcü, Çorum'da tarihi mekanlarla ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti. Çorum Belediyesi olarak Velipaşa Hanı, eski polis karakolu, kale, Dikiciler Sokağı ve Güpür Hamamı ile ilgili çalışmalar içerisinde olduklarını kaydeden Külcü, Velipaşa Hanı ile ilgili bugün atılacak imza ile birlikte restorasyon çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Başkan Külcü'nün konuşmasının ardından taraftar arasında restorasyon protokolü imzalandı. Bu eserler bazen bir cami olarak karşımıza çıkıyor. Bazen bir kervansaray olarak, han, hamam, çeşme, imarethane vesaire aklınıza çok farklı örnekler gelebilir. Tabii Çorum üzerine geldiğimizde ise daha çok sivil mimari örneklerini görüyoruz. İnsanların günlük yaşamlarını devam ettirdikleri, içinde yaşadıkları evleri daha çok gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bunlar dünle bugün arasında köprü vazifesi gören eserler, aynı zamanda bugünle de yarın arasında aslında bir köprü vazifesini kuracaklar. Eğer biz bunları bugün bir adım atarak hayata kazandırır ve onları daha sağlam yapılar haline getirmiş olur isek. Bunun bize ne faydası var? Bunun bize elbette çok faydası var. Bir kere bu tür eserler bulundukları ile ilçeye, şehre kimlik kazandıran eserler. Bununla beraber de yapıldıkları dönemin mimari özelliklerini yansıtan, inşaat yapım özelliklerini yansıtan, hatta kullanılan malzemelerin cinsini dahi yansıtan eserler, öbür yandan da döneminin sosyal hayatıyla ilgili bize ipucu veren eserler bunlar. Çorum açısından meseleye baktığımızda doğrusu çok şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bizde az sayıda kamu binası niteliğinde büyük eser var. Daha çok konut olarak, ev olarak kullanılmış ve bugün konak diye tabir ettiğimiz evler var. Ve bunlar 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda ne yazık ki çoğu yıkılarak yok edilmiş eserlerdir. Keşke bunlara daha önce sahip çıkabilseydik ve envanterimizde çok sayıda tarihi eserin bulunmasını sağlayabilseydik. O bizim için başka bir bahtiyarlık sebebi olurdu. Çorum Belediyesi olarak neyi kurtarabilirsek o kârdır diye bakıyoruz ve tarihi eserlerimizin yaşatılması, mümkün olduğu kadar kullanılması ve bizden sonraki nesillere de bunların aktarılması için bir gayret içerisindeyiz. Bunun için bir kere bu tür eserlerin ister kamuya ait bir yapı olsun, ister özel mülkiyete konu bir eser olsun, yapı olsun, onların tahrip edilmesinin önüne geçmek için Çorum Belediyesi olarak çok farklı tedbirler alıyoruz ya, bunların gereğini yerine getiriyoruz. İkincisi, özellikle özel mülkiyete konu olan yerlerin restorasyonla ön ayak olmak için, onların önünü açmak için buna, bizim bu yaptığımıza benzer çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de yapıyor, Toplu Konut İdaremiz de yapıyor. Hatta Kalkınma Ajansımız da bunlar için kaynak veriyor. Role ve planı ve benzeri çalışmalarını Çorum Belediyesi olarak bizzat maliyetlerini biz karşılayarak yapıyoruz. Böyle bir çabamız, gayretimiz var. Üçüncüsü ise zaman zaman kamulaştırma yapmak suretiyle, satın alma yapmak suretiyle, bazen de kiralama yapmak suretiyle mülkiyet devri konusunda malikler istekli olmazlarsa, hukuki bir engel olursa kiralama yapmak suretiyle restorasyon maliyetlerinde Çorum Belediyesi olarak biz karşılayıp onları tekrar hayata kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu eserleri önemsediğimiz için bu işleri yapıyoruz ve bundan sonra da inşallah yapmaya devam edeceğiz. Çorum Belediyesi olarak şu anda elimizde belli başlı çok sayıda üzerine çalışma yaptığımız eser var, yapı var ama belli başlı 5 konuyu sizlere başlık olarak ifade etmek istiyorum. Bunlardan birisi bugünkü imzamıza konu olan Velipaşa Hanı'dır. Bir başkası eski
polis karakolu veya eski İmam Hatip Okulu olarak bilinen konaktır. Bir diğeri kaledir. Diğeri ise Dikiciler Sokağı ve bunun hemen yanı başındaki Güpür Hamamı meselesidir. İnşallah bugün Velipaşa Konağımızla ilgili imzamızı atacağız. Böyle birkaç ay içerisinde eksiklerimizin tümünü gidererek oradaki restorasyon çalışmasına başlayacağız.